Çere mi? Yok çekti. Demek üzere Orhan Gazi Ziraat Odası Başkanı Sayın Hasan Cevizi idareyi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bugünlerde Afrin'den zeytin alımı konuşulmakta. Hasadın yeni başladığı bu günlerde bunların konuşulması çiftçilerimizi çok üzmektedir. Bu bölgede top atışlarının, kimyasal silahların ve çatışmaların yaşandığını düşünürsek öncelikle bu ürünlerin hasadı yapılmadan Sağlık Bakanlığı yetkilileri analizlerini yapsınlar ve Türkiye üretimiyle iç tüketimimiz göz önünde bulundursunlar. Arz talep durumuna göre hareket etsinler. Sağlıksız bu ürünlerin iç piyasaya girmesine izin vermesinler. Çiftçimizin bu faaliyetini kolaylaştıracak ne varsa her zaman yanlarında olmaya gayret ettik. Özellikle Orhan Gazi pompaj sulama noktasında daha önce kapatılan sulama pompajını hizmete alarak çiftçimizin yanında olduk. Ve uzun yıllardır Orhan Gazili çiftçimizin beklediği ikinci pompaj istasyonu ki biz ona Güney Yaka Sulama Projesi diyoruz kısaca. O da bu yaz devreye alındı ve inşallah o bölgedeki zeytincimizin, çiftçimizin derdine derman olacak. Çünkü zeytin demek sağlık demek. Zeytin demek yaşamak demek. Onun için önümüzdeki dönemde butik işletmecilikler Orhan Gazi'de çok ciddi oranda fayda sağladılar. Orhan Gazi insanımız, Orhan Gazi'de yaşayan kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes zeytine inanırsa, Orhan Gazi'nin bu değerlerine inanırsa inanıyorum ve ümit ediyorum ki yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak. Yani bazı ülkelerde teknoloji açısından bazı ürünleri işlemek çok mümkün olmuyor. Bu metalden tutun da birçok gıda maddesinde, birçok ham madde için geçerli. Ülkemize giren bazı ürünler Türkiye'de Türk işçisi tarafından gümrüklü sahalarda işleniyor. Hiç ithalata konu olmadan tekrar transit olarak başka ülkelere gönderiliyor. Buna dahili de işleme rejimi diyoruz ki bunu bilmekte fayda var. Vatandaşımızı yanlış bir şekilde yönlendirmeyelim. Çok teşekkür ederim. Bu dönemde de değerli kardeşlerim, tarımı seçim beyannamemizin ana başlığı yaptık ve bu sorunun müstahsillerimizin, üreticilerimizin lehine olacak şekilde çözümü için her türlü çalışmayı yapıp tedbir alacağız. Değerli kardeşlerim, biz oda başkanlarımızdan da birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızdan da Türkiye'nin menfaatine olacak çözüm önerileriyle müstahsillerin, üreticilerimizin menfaatini buluşturan çözüm önerilerini birlikte bekliyoruz ve birlikte çalışarak bu konuda milletimizin menfaatine olacak bütün Türkiye'nin, Orhan Gazi'lerin, zeytin üreticilerinin menfaatine olacak çözüm yollarını biz iktidar olarak bulacağız, buluyoruz, daha da geliştireceğiz. Devletle millet arasına bir mesafe girmişti. Biz devletle milleti barıştırdık, birbiriyle kucaklaştırdık ve şunun altını çizdik. Devlet millet için vardır. Devlet araçtır, millet amaçtır. Dolayısıyla da durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ettik. Şükürler olsun. 10 yıllardır yapılamayanları bu süre zarfında yapmanın başarısını temin ettik. Ama her şeyi de tam olarak yaptığımız söylenemez. Türkiye'de daha yapacak çok işimiz var. Sayın vekilimize ve yarışmacılarımıza.
Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Zafer Işık'a, AK Parti İl Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Ben çok iyiyim. Ne yapayım? Tutayım böyle. Aynen. Oynamadan bizi yeter başkanım. Başkan görün geliyor. Jürimiz oylamasını gerçekleştirirken saygıdeğer kurum yapanımızı sahnemizin sol tarafına davet ediyor. Sahneler Orhan Gazi'ye teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer protokolümüzü alanımızda bulunan zeytin konulu zeytin üzerinde sadece. Biz 500 yaptık oranlarda daha.